Evet, bugün sizlerle birlikte ekmek pişireceğiz. Ne kadar normal bir video girişi öyle değil mi? Ama videonun geri kalanı bu kadar normal olmayacak. Neyse, dediğim gibi bu videoda ekmek pişireceğiz. Gelin isterseniz Roblox karakterimize bir bakalım. İşte karşınızda bugün ekmek pişirmemize yardım edecek olan Roblox karakteri. Ekmek pişireceğimize emin miyiz? Size videonun geri kalanının normal olmayacağını söylemiştim. Evet, bu normal olmayan ekmek pişirme videosuna geçmeden önce like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. O zaman gelin tehlikeli ekmek pişirme oyunumuza geçelim. Umarım tek pişireceğimiz şey ekmek olur. Umarım. Şu suratı gördükçe aklıma çok tehlikeli şeyler geliyor. Bugün oynayacağımız oyunun adı Gece 3'te Ekmek Pişir. Evet, yine Gece 3'te. Son bir haftadır çektiğim bütün videolar Gece 3'te bu arada, farkında mısınız? Gece 3'te olunca ayrı bir güzel oluyor ya. Neyse, gelin başlayalım. Evet, devam ediyoruz. Şu an oyunumuz başladı. Gelin play diyerek oyuna başlayalım. Ve bakalım başımıza neler gelecek. Evet, karımız ve çocuklarımız burada. Walter, çocuğumuzun karnı aç. Lütfen ona biraz ekmek pişirir misin? Tabii ki de Skyler. Ve karımız da diyor ki, lütfen merdiveni tamir et. Benim telefonum ikinci katta ve Marie diye birisini aramak istiyorum dedi. Tamam. Oha, benden iki tane var lan. Lan benden niye iki tane var? Merhaba, biz kardeş miyiz? Benden niye iki tane var oğlum, şu oyunları düzgün yapsanıza. Benden iki tane var, neyse. Gelin arkadaşlar, ekmek pişirmeye başlayalım. Oğlumuza yazık, oğlumuzun karnı açmış. Ona ekmek pişirmemiz lazımmış arkadaşlar. Şuradan evet, paramızı alalım. Ay, umarım ekmek pişiririz. Aa, bebeğimiz de var. Anne, bebeğimiz de var. Oğlum bu resimler ne böyle? Neyse. Aslında burada yumurta var. Yumurta yiyebiliriz. Ama gerçi ekmeksiz de karın doyurmaz şimdi arkadaşlar. Neyse. Şuradan paraları alalım. Para. Güzel. Evdeki bütün paraları topladıysak. Tamam. Gelin ekmek pişirmeye gidelim. Ya ekmek satın almayı anlarım da biz niye ekmek pişiriyoruz arkadaşlar? Neyse. Tamam. Gelin dışarıya çıkalım. Git de çimene dokun diyor oyun bana ya. Oyun evden dışarıya çıkarken git çimene dokun diyor. Ne kadar güzel bir oyun. Neyse. Evet. Ekmeğimizi nerede pişireceğiz? Oha, oyunu çok güzel yapmışlar lan. Oha, oyunu harbiden çok güzel yapmışlar. Evet, ekmeğimizi galiba bu karavanda pişireceğiz. Hadi bakalım. Allah'ım, hayır ya. Tamam, neyse. Evet, karavanımıza şu anda girdik arkadaşlar. Evet. Burada müzik dinleyen bir abimiz var. Güzel, güzel. Evet arkadaşlar, ekmeği nasıl pişireceğiz bilmiyorum ama şurada bir anahtar var. Beyaz anahtar buldum. Bu beyaz anahtar ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Neyse, elimize kalsın. Ekmeği galiba burada pişirmiyoruz. Biz gelin markete gidelim ya. Bir şey pişirmeyelim yoksa başımıza bir şeyler gelebilir. Çünkü ben pişirdiğimiz tek şeyin ekmek olacağını zannetmiyorum. Neyse, tamam. Gelin markete girelim arkadaşlar. Ulan herkes de müzik dinliyor ya. Neyse, ne kadar güzel. Evet, markette şekerimiz var. Karpuzumuz var. Hele bir tokatla bakayım. Orijinal mi? Orijinal mi ne lan? Neyse, tamam. Evet, ekmek var mı? Abi ekmek yok mu ya? Dayı! Dayı, ekmek yok mu dayı? Ne var burada? Aha, bu ne lan? Sakin içecek. Sakin soda içeceği mi? Aa, sakin soda içeceği var. Ne kadar değişik. Bu ne? Ekmek mi bu? Aa, yok, un. Burada un var. Bir dakika. Ekmek yapmak için ne lazım? Un lazım. Un satın alalım abi. Doğru. Ekmek yapmak için un lazım. Ekmeğin içinde şeker de var bildiğim kadarıyla. Tamam, önce biz şunu satın alalım. Abi merhaba, ben şunu satın alacağım. Tamam, un lazım. Şeker lazım. Aa, anahtarı atabiliyor muyum? Elimde anahtar kaldı. Bu anahtarı bir yerde kullanabiliyor muyum lan? Galiba ekmeği yapacağımız malzemeleri teker teker karavana taşımamız lazım arkadaşlar. Gelin içerideki elemanımızla konuşalım arkadaşlar. Merhaba kardeş. Dur, hele şöyle bir karavanımıza girelim. Giremiyorum. Lan giremiyorum. Lan karavana giremiyorum. Oyun bug'a girdi. Oyun bug'a girdi. İçeri giremiyorum. Lan. İmdat. Ya oyun bozuk ya. Oyun bozuk. İçeriye nasıl gireceğim? Oyun bozuk arka. İnternetini kontrol et ve tekrar dene. Arkadaşlar internetim gitti. İnternetim gitti lan! Az önce bir YouTuber'ın başına gelebilecek en kötü şeyi gördünüz. İnternetin gitmesi ve elektriğin kesilmesi. İnşallah elektriğim kesilmez. Şaka şaka. Tamam, önce gelin isterseniz karavana girelim ve bizim elemanla konuşalım arkadaşlar. Hey dostum, hey Jesse, hey Jesse. Yo Mr. White. Jesse, yemek yapmamız lazım şimdi. Tamam, ne pişireceğiz? Karım bana ekmek yapmamızı söyledi. Tamam, güzel tarif. Bize un, süt ve şeker lazım. Tamam, onları buraya getir ve pişirelim. Güzel, tamamdır arkadaşlar. Malzemeleri söyledi. Un, şeker ve süt.
Evet, gelin alalım. Evet, önce unumuzu alıyoruz. Şuradaki parayı da alıyoruz. Heh, tamam. Bakkal emmi, ben bir tane un satın alacağım. Hemen şöyle ödeyelim. Hadi görüşürüz. Şimdi yanlışlıkla parayı ödemeden çıkmayalım. Vallahi polisi ararlar, tutuklarlar beni ha. Neyse. Evet, içeriye girelim. Arkadaşım, unu getirdim. Unu şuraya koyalım. Heh. Tamam, unu koydum. Geriye şeker ve süt kaldı. Let's go. Evet, gelin şekerimizi de şu şekilde alalım. Buyur abi, para. Güzel. Ama bu dükkanda süt bulamadım arkadaşlar. Sütü muhtemelen şuradaki yerden alacağız. O yüzden gelin sizlerle birlikte sütümüzü de alalım. Evet. Oha. Burada çalışan adam uyuyor lan. İyi, çok iyi. Tamam, uyusun abi. Ben buradan sakin bir şekilde sütümü alırım. Parasını da ödemeden çıkarım. Çünkü adam uyuyor. Şşş. Tamam, tamam, güzel güzel güzel. Arkadaşlar, parayı ödemedik, sıkıntı yok. Polisler de gelmedi. Adam uyuyor arkadaşlar, uyumaması lazım. İşinin başında duruyorsa uyumayacak, tamam. Gelin arkadaşlar, bütün malzemeleri topladığımıza göre gelin isterseniz ekmeğimizi yapalım. Evet, şu anda pişirmeye başladık. Abi lütfen yangın çıkmasın. Lütfen yangın çıkmasın, rica ediyorum. Aha, aha, ekmeği yaptık. Gelin ekmeği çocuğumuza götürelim, güzel. Galiba şu anda doğru sonu yaptık arkadaşlar. Karıcığım. Karıcığım, size ekmek yaptım. Evim neresiydi lan? Heh, burası. Merhabalar, ben geldim. Karıcığım, size ekmek yaptım. Evet, Skyler, ekmek yaptım sana. Aha, vay, Walter, sen gerçekten bize ekmek mi pişirdin? Evet, bunu ailem için yaptım. Yaşasın ekmek. Yeah, işte bu. İşte bu. Ekmek sonunu yaptık arkadaşlar. En doğru sonu yaptık. Şimdi gelin isterseniz anormal sonları yapalım. Mesela... Market soyalım. Çünkü neden olmasın? Evet, o zaman gelin sütçüyü soyalım. Sütçünün marketini soyacağım. Çünkü neden olmasın? Şuradaki paraları alalım da. Evdeki bütün paraları toplayalım. Çünkü para önemli bir şey. Tamam, bir de şu dolabın üstünde var herhalde. Heh, tamam. Arkadaşlar gelin sütçüyü soyalım. Let's go. Let's go. Sütçü, gel lan buraya. Sütçü. Aha, hemen karşımızda. Adam uyuyor zaten. Bence rahat bir şekilde soyabiliriz arkadaşlar. Sütçü bey. Sütçü bey. Evet, görmüş olduğunuz gibi adam uyuyor. Açabilir miyim burayı? Burayı açmak için anahtar lazım. Bir dakika. Bizim karavanda beyaz bir anahtar var. O anahtar galiba burayı açıyor. Hemen almam lazım. Evet, gelin karavanımıza girelim arkadaşlar. Burada beyaz bir anahtar olacaktı. Nerede? Nerede? Aha. Yes, anahtarı buldum. Güzel. Bu anahtar muhtemelen oradaki kasayı açacak arkadaşlar. Gelin sizlerle birlikte şimdi sütçüyü soymayı deneyelim. Acaba kasanın içinde ne var? Düşünsenize 50 Robux çıkıyor. Bir sürü para çıkıyor içeriden. Neyse dur. Adam uyuyor. Ben hemen şurayı bir açayım. Aç kasayı, aç 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 aç. O ne lan? Lan? Çekiç mi? Bir insan neden kasasına çekiç koyar? Ve bunu neden kilitler? Neden? Bu... Altın bir çekiç de değil. Normal bir çekiç. Bir insan neden çekicini kasaya koyar ki? Eğer videonun en başını hatırlıyorsanız karımız bize merdivenleri tamir et demişti. O yüzden iyi bari gelin şunu merdiveni tamir etmekte kullanalım. En azından karımıza bir iyilik yapmış oluruz. Evet. Nerede merdivenler? Burada. Tamir et. Tak. İşte bu. Acaba üst katta ne var? Üst kata çıkalım mı? Acaba üst katta ne var? Ben üst katı merak ettim. Durun arkadaşlar. Üst kattan gideceğim. Bakalım üst katta neler varmış. Aha. İşte bu. Evimizin üst katına şu anda çıktık. Vay canına. Ne kadar mükemmel resimler böyle. Bu ne lan? Saçma sapan ya. Aa, ben bir kasa daha gördüm. Arkadaşlar burada farklı odalar var da. Şurada bir kasa daha var. Açabiliyor muyum? Oo, yeşil anahtar lazım. Burada başka bir kasa buldum ve yeşil anahtar gerekiyor arkadaşlar. Diğer odalara bir bakalım. Aa, burası kilitli. Burası da kilitli. Burası kilitli değil. Aha, ne var burada? Aha, başka bir odaya girdim şu an. Bu ne? Yeni kıyafetler. Giy. Aha, kıyafetlerimi değiştirdim. Oo, güzel. Ve burada bir sürü para var. Al abi. Oo, bir sürü para. Burası galiba bizim odamız arkadaşlar. Görevler. Uyan. Yatağını yap. Ekmek pişir. Ve birileriyle tartış. Ne? Anku ile birlikte kayalarla alakalı tartış diyor. Ben de anlamadım. Neyse. Tamam. Burada alabileceğim başka bir şey var mı? Şuradaki parayı da alalım. Güzel. Evet, bir sürü paramız olduğuna göre artık buradan çıkabiliriz. Ama ben o anahtarın nerede olduğunu merak ediyorum. Aa, burası da açılmıyor. Abi, şunun anahtarı nerede, çok merak ettim. Burada bir kasa var ama anahtarı nerede, gerçekten merak ettim. Neyse. Arkadaşlar, şurada bir telefon var. Gelin telefonla birisini arayalım. Bakalım ne olacak. Bir de burada bir şeyler var mı? Tamam, yok. Gelin telefonu kullanalım. Telefon. Alo. Alo. Konuşamıyorum. Bunu karıma mı götürmem lazım acaba? Galiba telefonu karıma götürmem lazım, bir dakika. Karıcığım, birisi seninle konuşmak istiyor. Al. Al.
Aha, telefonu verdim. Yay, telefonumu aldın sonunda. Bunu ailem için yaptım. Aha, telefonu kadına verdim. Konuşuyor. Evet, bu kadar mı? Ben de bir şey olacak zannettim. Sadece karıma telefon verdim ve telefon sorunu yaptım. Karın şu anda mutlu. Bu kadar basit miydi gerçekten? Ben de bir şey olacak zannettim. Gelin şu sıkıcı şeyleri boş verelim ve aksiyonlu şeylere girelim. Evet, eğlenceli şeyler yapalım. Gelin mesela marketten bir şey alalım ve parasını ödemeyelim. Çünkü neden olmasın? Tamam, muhtemelen bizi tutuklayacaklar. Bütün polisler bizim önümüzde toplanacak ama gelin yine de deneyelim arkadaşlar. Marketten bir şey alacağım ve parasını ödemeyeceğim. Ne alayım? Ne alayım? Cadı içeceği alabiliyor muyum? Kola. Kola alalım. Evet. Ve bu kolanın parasını ödemeyeceğim. Ha ha ha, seni salak, parayı ödemiyorum. Görüşürüz. Ha ha. Oha! Polis arabası yerin altından çıktı. Taşlarla oynadığını düşünüyordum. Arkadaşlar. Dur sakin ol. Beni vurma. Hayır. Hayır, sakin ol. Tamam, parasını ödeyeceğim. Oha, baya güzel yapmışlar lan sonu. Adam iyi sinirlendi. Adam harbiden iyi sinirlendi. Tamam, bu sefer gelin karımıza ekmek yerine kola getirelim veya süt arkadaşlar. Ama önce kolayı deneyeceğim. Karımız ve çocuğumuza ekmek yerine kola alalım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Merhaba, ben bu kolayı satın almak istiyorum. Tamam, güzel. Kolayı satın aldım arkadaşlar. Şimdi bunu karıma götüreceğim. Bakalım ne olacak. Ni. Karıcığım, ekmek yapamadım. Ekmek bulamadım. O yüzden size kola aldım. Ne kadar da hayırsız bir babayım değil mi arkadaşlar? Hop. Merhaba karıcığım, sana kola getirdim. Aha. Hop. Walter, sonunda geldin. Kola mı? Evet, kola. Tamam, onu denersem ne olabilir ki dedi. Coca-Cola espuma. Geçmiş olsun. Artık karımız kömür. Kadını patlattık yanlışlıkla. Tamam, gelin bu sefer çocuğumuza süt alalım arkadaşlar. Ya bence ne olabilir ki en fazla? Bence bir şey olmaz. Zaten süt bedava, para toplamaya da gerek yok arkadaşlar. Adam uyuyakalmış. Direkt istediğim gibi sütü alabilirim. Bu ne? Dikkatli olun, kaygan zemin, kaymayın. Düşsem ne gülerdim ya. Keşke karakterim düşseydi. Şuraya bastın da karakter düşse çok komik olmaz mıydı? Ya bu ne ya? Neyse tamam. Gelin sütümüzü alalım ve bunu çocuğumuza verelim arkadaşlar. Evladım sana süt aldım. Gerçi bunu bebeğe verelim. Bebek daha küçük. Bebeğin büyümesi lazım. Bizim bebeğimiz var. Ona veremez miyiz? Uyyy. Gel sana süt vereceğim. Olmuyor. Tamam. Gelin karımıza verelim. Evet. Walter, sonunda döndün. Milk mi? Süt mü? Neden süt? Üzgünüm, sadece bunu bulabileceğim. Neyse, sonunda geri döndün. Yay! Süt! Evet. Çocuğumuz süt aldığımız için sevindi. Ama bence bir şeyler ters. Genelde süt almaya giden babalar geri dönmüyor da. Tamam, gelin sizlerle birlikte biraz etrafı gezelim. Belki başka şeyler buluruz arkadaşlar. Biraz daha eğlenceli sonlar buluruz belki. Mesela şurada bir tane adam var. Ne yapıyor? Ona bakmayalım da şuradaki adama daha çok ilgim kaydı arkadaşlar. Bu adam burada ne yapıyor? Bu adam burada müzik dinliyor. Arkadaşlar, gelin bu adamla konuşalım. Hey, selam dostum. Merhaba insan. Benimle mi konuşuyorsun? Evet, seninle konuşuyorum. Bazı olağan dışı eşyalar satın almak ister misin? Evet, bize bir şeyler satmaya çalışıyor galiba. Benim abim hep arkada gizli şeyler satar. Ondan satın alabilirsin dedi. Nerede? Burada mı? Bir dakika. Buranın arkasında gizli bir satıcı varmış. Aha. Aha, bu adam ne satıyor lan? Silah satıyor lan. Oha. Harita satıyor ve mor ekmek... Mavi ekmek satıyor lan. Ha? Mavi ekmek mi? Biz bununla bir konuşalım. Merhaba kardeş, kaça satıyorsun bunu? Selam dostum. Merhaba, eşyalarına bakacaktım da. Sen önce bana kaç robuxun olduğunu söyle. Evet, 11 robuxum var. Az diyecek kesin. Evet, çok az robuxum var. Biraz para kazan. Ve bir daha buraya hemen gelme. Yoksa polisler şüphelenir. Evet arkadaşlar, paramız azmış. Biraz para biriktirip bu adamın yanına gelmemiz lazım. Ben şurada bir şey gördüm. Şurada ne var? Oğlum, şurada bir şeyler var lan. Şurada bir karavan var. Oraya gidemiyor muyuz? Etrafta çok gizemli şeyler var arkadaşlar. Buralarda biraz gezeceğim. Mesela burada bir elektrik kutusu var. Evet, şu anda eve geri döndüm. Gelin isterseniz şu şeyleri tahmin edelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Heh, aynen, güzel. Ve gelin isterseniz yukarıya çıkalım. Ana! Müslüman resmimiz var arkadaşlar, bakın. Kafasına fes takmış. Ne kadar da imanlı bir adamım, görüyor musunuz arkadaşlar? Resmimi asmışlar oraya. Neyse abi. Gelin yukarıya çıkalım ve paraları toplayalım arkadaşlar. Buralarda para olacaktı. Ha, şunu al. Güzel. Bir de şurada bir sürü para vardı yanlış hatırlamıyorsam. Oradakileri de alalım arkadaşlar. Şu parayı al, şu parayı al ve şu parayı da al. Ve güzel. Kıyafetimizi de bununla değiştirelim. Bu daha güzel.
Tamam, bayağı paramız oldu herhalde. Evet, 71 Robux topladım. Yani bayağı para topladım arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz sizlerle birlikte o adamdan mavi ekmek satın almayı deneyelim. Ey dostum, parayı topladım. Lan konuşamıyorum bununla. Galiba önce kardeşiyle konuşmam lazım. Doğru, adam beni kovdu çünkü. Kardeş, kardeş parayı topladım. Selamünaleyküm. Bununla da konuşamıyorum. Sinirim bozuldu. Evet, galiba onlarla yeniden konuşabilmem için oyuna baştan girmem lazım. O yüzden gelin başka bir sonra ilgilenelim. Onu ben sonra yapacağım. Burada bir bina var ve biz buraya hiç girmedik. Gelin buraya girelim. Ey dostum, selam. Bu adam ne satıyor? Gelin konuşalım. Merhaba. Los Pajas'a hoş geldiniz efendim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Evet arkadaşlar, biz de yemek sipariş verdik ama o da dedi ki üzgünüm efendim, burası bir restoran değil, burası bir çalışma binası. Asansörü kullanabilir miyim diye sordum. O da dedi ki hayır, sadece işçiler asansörü kullanabilir dedi. Sinirim bozuldu. Ah be, diğer katlara çıkmama izin vermediler. Buranın bir şekilde işçisi olmam gerekiyor arkadaşlar. Ah be, ah be. Gelin o zaman şuradaki limonatacıyla konuşalım. Hey selam limonata satan adam. Bana bir tane limonata satar mısın? Hey merhaba gezgin. Merhabalar. Bir tane limonata alabilir miyim acaba? Evet, tanesi 20 Robux'muş arkadaşlar. Güzel, tamam. Çok pahalı ama bir tane alalım ya, bir şey olmaz. Lan bizim karakter satın almayacağım, görüşürüz dedi. Aa 20 Robux'a hayır dedi. Lan ne oluyor? Lan bir şeyler oldu. Aa dostum, hiçbir yere gitmiyorsun. Çabuk şimdi satın al. Lan adam beni tehdit ediyor. Arkadaşlar galiba satın almak zorundayız. Adam bizi tehdit etti. Evet, adam zorla 20 Robux'umuzu aldı. Neyse tamam, benden uzak dur. Benden uzak dur. Oh. Neyse, bir limonata için 20 Robux verdim ama neyse. Belki işe yarar. Gelin bunu ailemize götürelim arkadaşlar. Belki bir işe yarar. Merhaba canım ailem, ben geldim. Size güzel mi güzel bir limonata aldım ama ekmek bulamadım. Evet, hemen limonatayı onlara veriyorum. Aa sonunda döndün. Evet bak ne getirdim. Limonata, vay kesinlikle. Ver bakalım bir deneyeyim. Tadı çok güzel. Bunu neden satın aldığın hakkında hiçbir fikrim yok. Aa limonata sonu. Neyse, gelin isterseniz o adamdan mavi ekmek satın alalım. Bakalım ne olacak. Evet, şimdi sizlerle birlikte bu tehlikeli satıcıdan şu mavi ekmeği satın alacağız. Hadi bakalım dostum, selamlar. Hop, selam dostum. Bana şu mavi ekmeği satar mısın? Artık zenginim ve 66 Robux'um var. Tamam mı adamım? Dostum, bana ne kadar Robux'un olduğunu söyle. Dostum dedim ya, 66 Robux'um var. Tamam, ekmeği satın alabilirsin. Evet, arkadaşlar galiba ekmeği alabilirim. Ama bütün paramı alacak. Evet, şu anda sıfır param kaldı. Adam bütün paramı aldı arkadaşlar ama artık mavi ekmeği alabilirim. Evet, şu anda mavi ekmeği aldım. Ve aileme mavi ekmek götüreceğim. Bu ekmek hiç güvenli değil, biliyorsunuz değil mi? Bunu tehlikeli bir adamdan satın aldım. Bakalım aileme ne olacak? Aileme mavi ekmek götüreceğim. Karıcığım, karıcığım size mavi ekmek getirdim. Ben dünyanın en hayırsız babası. Size mavi ekmek getirdim. Al karıcığım. Evet. Wow Walter, bize gerçekten ekmek mi bir aldın? Bir dakika, ama bu ekmek mavi renk. Evet, bu yeni tarifle yapıldı. Tamam, ver bakayım bir deneyeyim. Bu iyi hissettirmedi. Walt bana ne oluyor, yardım edin. Kadın mavi oldu lan. Evet. Karımız artık mavi arkadaşlar. Şirin baba, şirin baba. Karımız artık bir şirin oldu arkadaşlar. Şirin baba, şirin baba. Evet, anormal videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Böyle bir oyunun videosunu sizlere çekeyim dedim. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Eğer ki bu video hoşunuza gittiyse ve izlerken güzel vakit geçirdiyseniz like atıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Cansınız. Hepinizi seviyorum. Ve bu arada şuradaki videolara tıklayarak da diğer videolarımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer resimleri ve videonun ismi hoşunuza gittiyse tıklayıp izleyin arkadaşlar. Ve tabii ki de vaktiniz varsa. Lan mikrofona vurdum. Neyse. Başka bir videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.